Yani hayır sahurlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, dostlar. Selamünaleyküm. Şöyle bir çay vermeyeceğim. Şöyle çevirmeyi deneyim arkadaşlar. Sahura kalktım. Orada uykuluşum gece geç yaptım arkadaşlar. Uykum var tabii ki. Yatağımda olmuyor uykum. Böyle sahura kalkınca bir uyku oluyor arkadaşlar, sormayın. Sonuçta insanız arkadaşlar, geç yatınca böyle oluyor. İşler daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Ay. Bu arada gece namazını kıldım şimdi. Biraz önce. Hemen abdestimi aldım, hemen kıldım gece namazını arkadaşlar. Ben şu uykulu halimle kıldım. Evet, sahurluk gözlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bilmem şey alacağım, katmer alacağım arkadaşlar. Var mı acaba? Hiç böyle bir nereye gittiğimiz yok. Geçen sene olurdu da bu sene geldim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani böyle arada bir sahurda katmer yemek için.
gözlerimi, bükücümü yaptım. Bir tane bütün, bir tane yarım. Tam buradaydı. Yaptım arkadaşlar. Hemen pişireceğim. Dur. Çay kaşığı. Hazır arkadaşlar. 2 dakikada şipşak. Şöyle süt koydum arkadaşlar. Tatlı yemeyeceğim de işte yine bugün de yiyorum arkadaşlar. Tatlı yemeyeceğim deyip yiyenlerden ben. Kadar birazcık böyle şerbetini iyice çekmiş. Onun için süt koydum. Şeker şeyi birazcık böyle düşürsün diye. Hemen şurada bir tane karıştıracağım.
kıyasla değil değil. Deyip yemediler de bizim çocuklar. Arkadaşlar şurada bir bardak çay içeyim. Arkadaşlar bu sene çok kolay bir spor hazırlığı yaptım her zaman. Şipşak işte tavada ısıtırken şeyi gözlemeyi bükücü. Şimdi airfryer'da ısıtıyorum. Şimdi kolaylık oluyor arkadaşlar. İyi ki almışım. Gerçekten bir ihtiyaçmış. Patates falan da çok güzel kızartıyor. Tavaya yağ koyacaksın, kızartacaksın, o yağı bekleteceksin falan. Çok böyle şey oluyordu arkadaşlar, zor oluyordu. Gerçekten çok çok iyi oldu böyle. Ve ayrıca işte kahvaltıda ben ayrı koyardım, hep böyle tabakları ayrı ayrı. Büküç yanına işte domates, peynir, zeytin falan koyardım. Şimdi kahvaltıyı ortaya koyunca böyle daha bir kolay oldu. Şeyi hazırlamak, bana sabırı hazırlamak çok çok iyi oldu arkadaşlar. Bu sene biraz daha kolay şey hazırladım. Sahurluk hazırladım. Bitmeden usanmadan bir ay önce yufkayla yiyoruz. Yufkalarımız işte 3-4 tane kalmış. Yine alacağız galiba şey Mustafa amcaya gideceğiz. Yani bir 20 günü hemen hemen çıkartmış olduk işte. Bugün kaçıncı gün tutuyoruz? 14. 4 gün 18. 18 günü tamamen bitirdik arkadaşlar. İşte bir 10 günlük daha alacağız yufka. Sonra yorucumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Bu pişmiş yufkayla airfryer'de güzel oluyor. Diğer yufkayla da olur mu? Yani nasıl olur? Biraz yağlı falan olması gerekiyor herhalde. Eğer hazır yufka olursa diğer pişirmişti ama tavada yapmam lazım arkadaşlar. Tavada yağda yapmam lazım. Belki de hani almayız. Buradan pişmiş çiğ yufka alırız ama bakarız görürüz artık. Her gün bıkmadan usanmadan böyle peynirli tereyağlı yanına hiç domates salatalık koyuyorum, o bile rahatsız ediyor gündüz. Sadece böyle peynir, tereyağı, yufka, işte yanında biraz zeytin falan, işte helva, öyle şeyleri az az atıştırdığımız zaman daha böyle hafif atlatıyoruz şeyi, orucu, yani hiç bir ağırlık olmuyor üstümüze. Akşam yemeğinde de öyle az yiyince daha bir böyle oruç daha kolay atlatıyoruz. Hani böyle ağırlık çökmüyor arkadaşlar. Ya bu sene her gün çorba, her gün çorba içtik. Geçen sene falan bazen çorba yapmadım. Günler çok oluyordu. Ama bu sene nedense hep böyle bir çorba, illa o çorbanın olması gerekiyor arkadaşlar sofrada.
çok çok iyi oldu bu sene. Çok farklı bir Ramazan geçirdim. Geçirdik gerçekten. Allah kabul etsin hepimizin oruçlarını. Sahurlarını hepimizin evine bereket versin. Bu sahur yüzü suyu hürmetine arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi hala benim uykum var. 16 dakika olmuş. Bir duam var, onu okuyalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Evet arkadaşlar, bu dua her gün sabah akşam okuyorum. Cümleden hepimize gelsin. Hemen şimdi kaldıracağım, bizimkileri kaldıracağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İyi sahurlar bakalım.